Serenato kanalına hoş geldiniz. Daha önce size şarkılarımdan hariç stüdyomda kullandığım ekipmanlarla alakalı, yazılımlarla alakalı videolar çekeceğimden bahsetmiştim. Bu da bunlarla ilgili videonun ilk serisi olsun, ilk videomuz olsun. İlk olarak stüdyoların beyni olan ses kartından başlayacağız. Ben Apollo Twin 2. jenerasyon modeli kullanıyorum. Bu modele yeni geçtim. Bundan önceki kullandığım ses kartı Apollo Solo Thunderbolt modeli. Ondan önce de Apollo... Ee, yine Solo'nun USB modelini kullandım. Ondan da önce Focusrite Scarlett Solo kullandım. Bunların hepsi de çok güzel ses kartları. Size neden buna yükselttiğimden falan bahsedeceğim ama ben bugün bugünkü videomuzun konusu Apollo Twin 2. jenerasyonun genel anlamda özellikleri ve diğer Apollo Twin modellerinden varsa farklı bunları inceleyeceğiz. Apollo Twin ikinci jenerasyon modeli 2024 yılının son çeyreğinde raflardaki yerini aldı. Daha önceki modele göre fiziksel olarak görüntüsünde pek bir fark yok. Gerçi kimisi yüzeyinin biraz daha pürüzsüz olduğunu söylüyor ancak dışarıdan bakıldığında ikisi de aynı ses kartı olarak görünüyor. Fakat e, ikinci jenerasyon özelliğinde yani nedir bu ikinci jenerasyon özelliği derseniz e, burada en önemli özelliklerden biri auto gain özelliği. Bu diğer jenerasyonlarda bulunmamakta. Auto gain özelliği nedir? Sizin yerinize gain ayarını ses kartının kendi yapması. Biliyorsunuz bazen otogeyin ayarını düzgün yapamayınca ne oluyor? Seste bozulmalar, distortion denen istenmeyen bozulmalar olabiliyor. Bunların önüne Geçebilmek için Auto gain özelliği eklemişler. Auto gain özelliği birçok ses kartında aslında mevcut. Apollo modelleri biraz gecikmiş olabilir. Fakat diğerlerinden biraz daha farklı çalışıyor çünkü arayüzde bazı iyileştirmeler falan mevcut. Auto gain özelliğini kullanmak için yeni arayüzde bir Auto gain butonu eklemişler slotların altına. Zaten görüntüsünü veririm. Burada Auto Gain bölümü var. Buna bastığımızda bir ekran açılıyor küçük bir ekran. Orada bazı ayarlamalar var. Threshold bölümü var. Peak Reduction bölümü var. Ee, yine işte beni 5 saniye dinle, yine beni şu kadar saniye dinle gibi özellikler var, bunlardan kısaca bahsedeceğim. Üzerinde böyle eksi 5, artı 5 gibi bir buton var. Burada beni bu kadar saniye dinle diyoruz, arttırabilip azaltabiliyoruz. Minimum 5 saniye iken maksimum 90 saniye kadar kendinizi dinletebiliyorsunuz ya da işte kayıtlarınızı açabiliyorsunuz. Bunun da altında while listening ya da after listening bölümü var. Burada da diyor ki beni dinlerken ses ayarını yap, auto gain ayarını yap. Diğerinde de beni dinledikten sonra ses ayarını yap diyor. Açıkçası arasında fark var mı o yok mu onu siz kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Ben daha çok bitirdikten sonra after listening seçeneğini kullanıyorum. Listenin altında threshold bölüm var. Burada da eksi 120 desibel ile 20 desibel, eksi 20 desibel arasında bir seçim yaptığınız bölüm var. Burada da ne oluyor? Beni eksi 120 desibel, yani bu bayağı düşük bir rakam bu seviyeye kadar dinle ya da işte eksi 20 desibele kadar minimum e, threshold seviyesi eksi 20 desibel olsun diyor. Ben genelde bunu 40-50 gibi kullanırım. Eksi 40 eksi 50'lerde e, bir sorun yaşamadım açıkçası. Eksi 120 seviyelerine indiğimizde bu sefer e, ister istemez etraftaki sesleri, gürültüleri fazla yakalayacak, bozulmalar meydana gelecek. Bu istenmeyen bir durum tabii ki ama e, burada da sanırım ben eksi 120 desibel seviyesinde sessizliğe kadar iyi bir ses kartıyım dercesine sanırım bu ayarı o yüzden yapmış ya da daha üst modellerde ya da başka stüdyolarda nasıl kullanılıyor inanın fikrim yok. Bir diğer ayar ise peak target bölümü burada da ne kadar headroom mesafesi bırakacağınızdan bahsediyor. Eksi 4 desibel ile eksi 19 desibel arasında bir seçim yapabiliyorsunuz. Headroom mesafesini ne kadar eksi 4'e yaklaşırsak ne olur? Bu sefer klip olma, seste bozulma olma ihtimali artıyor. Bu da çok istenen bir durum değil açıkçası. O yüzden ben bunu default olarak gelen eksi 10 desibel civarında kullanıyorum. Size nasıl çalıştığından da zaten size nasıl çalıştığını da göstereceğim. Sen bana bu şiirde... Yaşattıklarını kestiremez. Sen bana bu şehirde yaşattıklarını kestiremezsin. Hacı, özelliğinde şöyle bir detay da var. Ee, şimdi unison slotuna bütün preamp'leri eklediğinizde maalesef eee özelliği açık olmuyor. Başta bunu anlayamamıştım. Yani burada e, belli birkaç plugin'de eee unison slotuna eklediğiniz birkaç plugin'de otogein Gain özelliği kullanabiliyorsunuz. Kendilerinin belirledikleri birkaç preamp dışında maalesef desteklenmiyor ama preamp slotuna bir şey eklemeden tabii ki otogein Gain özelliğini kullanabilirsiniz ya da alttaki insert slotlarından ee, yine istediğiniz plugin'leri ekleyip otogen özelliğini kullanabilirsiniz. Burada problem yok. Hangi pluginleri destekliyor? ...Unison slotundaki preamp'leri. Neve serileri, 1073, 1084, 88RS, SSL e, meşhur 4000 e, channel strip' onu destekliyor. Onun dışında API e, channel strip'leri de destekliyor. Daha sonradan liste genişler mi, genişlemez mi bilmiyorum. Böyle bir e, detay var. Bunu da belirtmek istedim. Genelde bahsedilmiyor bu konu üzerinde. Apollo Twin'in e, İkinci jenerasyon yani Twin derken Twin ve üzerindeki modellerin buna Kuat da dahil tabii diğer X8 modelleri X4 modelleri de dahil. Bunların diğerinden farkı olarak yani farklı bir özellik olarak kulaklık empedanslarında yani giriş empedanslarını artı 300 ohma kadar desteklediklerinden bahsetmişler. Ya bu e, biraz tartışılmış şimdi öncekilerde böyle bir detaydan bahsetmiyor. Ben özellikle hepsinin içeriğine baktım. 300 ohm diye bir empedanslarından bahsedilmiyor. Bu önemli çünkü daha önceden bazı kulaklıklarla test yaptığımda giriş seviyesinde böyle bir azalma eksiklik hissettiğim oluyordu. Yine yabancı forumlarda e, kulaklıkların 250 ohm özellikle stüdyo kulaklıklarında yeteri kadar ses alamadıklarını, yeteri kadar geniş bir duyum alamadıklarından, dinamik aralık alamadıklarından bahsediyorlardı. İçeriğine özellikle baktım eskisinde 310 gibi bir e, empedans değeri var mı? Hayır, yoktu. Şu an var. Duyum anlamında daha detaylı bir duyum sağladıklarından bahsediyorlar. Sen fark ettin mi derseniz evet ben fark ettim. Biraz daha güzel bir duyum alıyorum kesinlikle. Daha yüksek bir ses alıyorum aynı zamanda. Detayları daha güzel yakaladığımı düşünüyorum. Bu anlamda memnunum. 310'dan üzerindeki kulaklıkları deneme imkanım olmadı. Eğer deneyen varsa yazarsa da öğrenmiş oluruz. Bu arada bir önceki ses kartım olan Apollo Solo modellerinde de şöyle bir detay vardı. Ben Apollo Solo Thunderbolt ve USB 2 model birden kullandım. Thunderbolt modelinin duyumunun detayının diğerine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda beni eleştirenler belki olacaktır ama ben test ettim. Ben Apollo Thunderbolt modelinin daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Bu konudayım. Apollo Solo'nun duyumu biraz e, Focusrite Solo ile bana aynı gibi geldi. Bununla ilgili testler de yapacağım bu arada. Apollo e, Twin ve üzerindeki modellerde yeni DA dönüştürücüleri olduğundan bahsediyorlar. Bu dönüştürücüler sayesinde artık kristal netliğinde kayıtlar yapabileceğinizi söylüyorlar. Daha önce yapamıyor muyduk? E, yapıyorduk. Ben bunu test edebildim mi? Hayır edemedim. Çünkü aradaki farkı açıkçası fark edemedim eski modellere göre. Belki çok üst düzey stüdyo ekipmanları olan bir yerde e, bu testler yapılırsa belki daha sağlıklı sonuçlar alınır. Ben bunu açıkçası fark edemedim. E, ultra düşük ses kayıt özelliğini destekliyor. E, artı arkada, arka planda dip ses vesaire gibi sorunları bu yaşamadım kesinlikle. Bir önceki modellerde de gayet temiz bir ses alıyordum. İnsan kulağı bu aradaki farkı belki algılayamayabilir. Ama çok hassassanız ya da detaylı ölçümler hep yapıyorsanız belki bu farkı alabilirsiniz. Temiz bir ses kartı olduğunu söyleyebilirim. Keza diğer ses kartlarında da dip sesi almadım. Buna bir tık daha böyle güzel gibi geldi bana. E, Apollo Twin ve sonrasındaki modellerde e, solo hariç e, kullanılan bir özellik daha var. Bu da e, Sonarworks'un kalibrasyon yazılımı. Artık bu yazılımın içerisinde, arayüzü içerisinde entegre bir şekilde geliyor. Tabii ki de paralı bir program. Deneme sürümü veriyorlar 21 gün. Bu süre içerisinde deneyip e, monitörlerinizin ve kulaklıklarınızın kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Ben yaptım. Eğer bunlarla ilgili nasıl yaptığımla, nasıl bir duyum aldığımla ilgili video isterseniz de çekebilirim. Benim için çok iyi oldu. İçinde bulunduğum ortam küçük. Burada bir bas sorunu yaşıyordum ister istemez basları bana fazla veriyordu. Kulaklarım fazla algılıyordu. O yönde bana güzel oldu. Verim aldım açıkçası. Artık mix yaparken yaptığım mixlerin sonuçlarında burada ne duyuyorsam kesinlikle dışarıda da çok yakın sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Eskiden burada bir mix çıktısı alınca, dışarıda dinleyince ya ben bası ne kadar açmışım böyle, e, tiz ne kadar az gibi şeyler söylüyordum. Bunu etraftakiler de fark ediyordu. Şu an iyi oldu. E, yazılımı da satın aldım bu arada. Memnunum. Şaşırdığım bir nokta oldu. E, ben Beyerdynamics'in DT770 Pro kulaklıklarını kullanıyorum. E, kulaklık düzeltmesi de var bu Sonar bölgesi yazılımında. yazılımında. E, normalde çok flat bir duyum olduğunu söylemelerine rağmen kulaklıktaki yaptığı düzeltmelerde yazılım kulaklığın duyumunu düzeltti. Daha da flat bir yapıya ulaştırdı. Bunu da gerçekten fark ettim. Artık burada ne duyuyorsam kulaklıkta da aynısını duyuyorum. Arabada da aynısını duyuyorum. Telefonda da aynısını duyuyorum. Airpodlarda da aynısını duyuyorum. Bana bu anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim ama şaşırdım açıkçası. Şimdilik sizlerle paylaşacağım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.